Hocam, kadınlar gerçekten karmaşık mıdır? Bugünü nasıl kutlamak isterdiniz? Kadınlar Günü'nü sadece bir gün olarak düşünmemek gerekir. Tüm yaşamımız içerisinde kadınların haklarını korumaya yönelik çabalar göstermeliyiz. Ben de aslında bu çalışmaları yapan kadınlardan bir tanesiyim. Kadınlar Günü bir hatırlatma bize. Kadınların da toplumda yer aldığını, erkeklerle eşit olduğunu, onların da iyi yetiştirildikleri, iyi eğitim aldıkları takdirde pek çok başarıya imza atacaklarını hatırlatan bir gün. Sizin için 5 dakikaya hazırım. Aslında kaç dakikadır? Benim için genellikle 3 dakika oluyor. Şöyle söyleyeyim, biraz hızlı giyinirim, hızlı hazırlanırım. Genellikle bekleyen ben oluyorum bu durumda. 5 dakika çok kısa bir süre bir kadın için bence. Bunu biz 15 dakika yapalım mı? 15 dakikaya hazır olurum. Erkeklerin kadınları karmaşık bulması hakkında ne düşünüyorsunuz? Kadınlar çok donanımlı ve her dönemin hep en son sürümü. Evdeki teknolojik aletleri de düşündüğümüzde aslında ne kadar çok fonksiyonu varsa, ne kadar çok donanımlıysa bir o kadar da hassas ve karmaşık olmuyor mu? O yüzden evet haklılar diyorum. Kadınlar karmaşık, komplike düşünürler çünkü. Yani erkek beyni ve kadın beyniyle ilgili hem bilimsel hem de karikatürize edilmiş çok görsel aklınıza gelecektir. Kadın karışıktır. Erkeğin de kadını karışık bulması çok doğaldır. Gelecek nesil kadınlara ne gibi tavsiyeleriniz olur? Eğitimlerini, planlamalarını ve daha sonraki yaşamlarında kendi ayakları üzerinde durmaları şeklinde planlamalarını öneririm. Hangi işte çalışırlarsa çalışsınlar, hangi eğitimi almış olurlarsa olsunlar, kendi ayakları üzerinde durmaları, kendilerini geliştirmeleri, bağımsızlıklarını kazanmaları benim için çok çok önemli. Öncelikle kendinize güvenin. Her şeyi başarabilirsiniz isterseniz. Bir mesleğiniz olsun ve lütfen ayaklarınızın üzerinde durun ve kendi yaşamınızın bütün kontrolü sizin elinizde olsun. Dürüst ve düzgün çocuk yetiştirsinler. Vatan sevgisiyle yetiştirsinler. İkincisi de mutlaka iş hayatında bulunsunlar, çalışsınlar. Erkeklerin kadınlar ne ister sorusuna sizin cevabınız ne olurdu? Kadınlar sevgi ister, kadınlar sadakat ister. Bir kadın bence özgür olmak ister, kimseye bağımlı olmamak ister, ekonomik yönden, sosyal yönden bağımsız olmak ister ve tabii mutlu olmak ister ve mutluluğu da kendi yaratır. Koşullar onu tatmin ediyorsa kadın mutludur zaten. Kendinize örnek aldığınız bir kadın figür var mı? Örnek aldığım kadın figür herhalde Marie Curie. İlk Nobel'i kazanan, hak eden bilim kadını. Nobel'i 2 kez kazandı. Hem zorlu yaşam mücadelesi, hem bilime olan tutkusu ve başardıkları beni çok etkilemiştir. Örnek aldığım kadın figür annem. Gerçekten hem eğitimli, akıllı, çok nazik, bizim iyi insan olma yolundaki adımlarımızı arkamızdan ittirerek de gerçekleştirdi. Benim en çok örnek alacağım kişi annemdir. Her şeyden önce bir insan olarak, kadın olarak annem benim idolümdür. Dünyaya bakışı, iyimserliği, insan sevgisi, pozitif olması ve çalışkanlığı. Hayatınızda kadın olmanın özel hissettirdiği bir an oldu mu? Anne olduğum an. Kadın olmak yerine işe yarayan bir birey olmak diyelim. Ne zaman ki mesleğimi elime aldım, doktor oldum, o zaman kendimi çok özel hissettim. Her bir çocuk iyileştiğinde, ailesi bana teşekkür ettiğinde kendimi özel hissediyorum. En önemli an çocuklarımın doğumuydu. Kadın üreme yeteneğine sahip bir varlık. Bu çok önemli bir özellik. Kadın vücudu buna göre dizayn edilmiş. Hamileliğin başlaması, bebeğin oluşması, tüm hamilelik serüveni ve sonunda oluşan doğum olayı baştan sona bir mucize. Kadın olmak herhalde anne olmak anlamında en kutsal birlikteliği taşıyor.